Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız. Her akıllı parada olduğu gibi piyasalara ilişkin bilinmesi gerekenlerle başlayalım. İşsizlik rakamlarını karşıladık bu sabah. Türkiye İstatistik Kurumu İş Gücü İstatistikleri Mart 2023 verileri yayımlandı. Buna göre Mart'ta işsiz sayısı 3 milyon 508 bin kişi olurken işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise sabah saatlerinde özellikle kadın erkek işsizliğindeki dengesizlik ve eşitsizlik tarafında değindiğimize paralel aslında üzerinde durduğumuz bir diğer konu olarak %21,8'lerde yani %20'lerin üzerinde seyretmeyi sürdürdü. Yine sabah detaylıca araştırma masasına değinmiştik. Sanayi üretiminde açıkçası beklentinin altında bir seyir karşıladık. Mart ayına ilişkin sanayi üretim verilerine bakıldığında Mart'lı yıllık bazda %0,1'lik daralma, aylık bazda da %5,5'lik bir artış görüldü. İmalat PMI verisi sonrası açıkçası bu Avrupa üzerine özellikle konuştuğumuz son dönemde kafa karışıklığını Türkiye içinde gösteren bir veri seti oldu. Piyasalar daha doğrusu yarım saat içerisinde karşılayacağımız ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Bloomberg anketinde medyan tahminler tüketici fiyat endeksinde aylık %0,4'lük, yıllık da %5'lik bir artış açıklanmasının yönünde. Mart ayında aylık %0,1'lik bir artış kaydedilmişti. Detaylarını konuşuyor olacağız. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Nikkei gazetesine yaptığı açıklamada Euro bölgesinde artan fiyatlar konusundaki endişeleri dile getirerek enflasyon görünümüne yönelik ciddi yukarı yönlü risklere neden olabilecek faktörler var dedi. Bankacılık sektörüne yönelik endişelere rağmen Lagarde ECB'nin 2023 için temel projeksiyonu bir resesyon yer almadığını belirtti. Faiz oranlarında daha da artırılacağını ve güçlü şekilde bunun devam edeceğini ima etti röportajında. Ve son olarak ING tarafından paylaşılan bilgi notunda dolar için ABD enflasyon verisi ve borç tavanı krizinin etkili olacağı ve bu faktörlerin kısa vadede para birimine destek olsa da yılın ikinci yarısında düşüşün sürmesinin beklendiği kaydedildi diyoruz. Piyasalara ilişkin öne çıkanları konuştuktan sonra hemen haritamıza dönüyoruz. Bakalım bizi nasıl bir manzara karşılıyor bugün. Aslında dünden farksız ABD enflasyon verisi öncesinde yine stresin açıkçası piyasalara hakim olduğunu söylemek mümkün. Biz yine nispi olarak şu anda BIST 100'ü %0,07'lik gerilemede görüyorsunuz ama Avrupa'da özellikle bugün için konuşacak olursak dünkünün aksine MSCI Avrupa Endeksinin negatif ayrıştığı, Stoxx 600, DAX, FTSE ve KKR'ın nispi oranda ona göre bir miktar daha satış baskısında bir miktar daha hafif tarafta kaldığını görür vaziyetteyiz. ABD vadelerinde görünüm nasıl diye bakacak olursak da ABD vadelerinde dün yine Avrupa'ya paralel bir görünüm izlemiştik. Özellikle Dow Jones'un üzerinde sizlerin de ekranda gördüğün üzere baskının daha net hissedildiğini söylemek mümkün. Biz de borsanın detaylarına geçelim. Çünkü iki gündür konuştuğumuz aslında manzaranın devamı var. BIST 100'e bakmıştık güne başlangıç puanlarında. Halen 4500'ün üzerinde olduğunu söyleyelim. Dolar TL'de 19.54'ün, Euro TL'de de 21.40'ın üzerindeyiz. Dünkü Euro Dolar paritesi halen 1.10'un altında devam ediyor. Açıkçası burada belki dikkatleri çekecek konu dolar TL kurunun artık 19.55'lerle anıldığı bir düzeye gelmiş olması. BIST endekslerine bakalım. İki gündür konuştuğumuz konu neydi? Bankacılık endeksiydi. Bankacılık endeksinde şu an terminalde gördüğüm kadarıyla şu anda ekrana da geldi. %2,90'lar civarında bir yükseliş söz konusu. 4558 puanda BIST 30 %0,15'lik ulaştırma endeksi de %0,10'luk yukarı yönde. BIST 100 gibi sınai endekste negatif ayrışıyor. Sınai endekste %0,40'lık gerileme var. En negatif ayrışan sınai endeks diye ifade edebiliriz. Hacim şu anda 30 milyar TL'ler civarında. Dünkü kapanışta 13 Nisan'dan sonra 50 milyar TL üzeri hacmin görüldüğünü söylemiştik. Şu saatler itibariyle bakalım dünkü kapanışa ne kadar yakın ya da üzerinde belki de seyir görebilecek miyiz? Bunu takip ediyor olacağız. Geçelim ABD tahvil faizlerine. Çünkü enflasyon verisi öncesinde hisse senedi piyasalarında görülen stres ABD tahvil faizlerinde de açıkçası görünümün değişmesine neden oldu desek
doğrudur, yeridir. Neden? ABD 2 yıllık tahvil faizi %4'e yakındı ama altındaydı. Gördüğünüz üzere %4,05 seviyesinin üzerinde 10 yıllık tahvil burada bir miktar yatay kaldı denilebilir ama %3,50 seviyesinin üzerine geldiğini görüyoruz. Emtia sayfamıza bakalım. Dünden itibaren özellikle petrolde Brent petrolün $76 üzerinde tutunduğunu, Amerikan tipi ham petrolün $74 üzerinde tutunmaya çalışsa da gerisine geldiğini görüyoruz. Ama açıkçası geriledikleri dönemlerde olduğu geçen haftaya göre bir miktar daha yine bulundukları seviyelerin günlük değişim negatif olsa da yukarı yöndeki hareketi önde tuttuğunu söylemek mümkün. Aynı şey ons altın ve ons gümüş için, her gün belki son günlerde aynı cümleyi tekrar ediyorum ama ons altında $2000, ons gümüşte de $25 üzerindeyiz. Az önce gördüğümüz dolar TL kuruyla da bu gram altında 1275 TL seviyesinin üzerinin görülmesine vesile oluyor. Halen spot dolar endeksinde 102 seviyesinin altında, Bitcoin'de de $27,660 civarında seyrediyoruz diyoruz. Toparlamayı yapıyoruz ve her akıllı parada olduğu gibi NCM Investment araştırma uzmanı Sadullah Çalışır'a gidiyoruz. Sadullah hoş geldin. Bugün de yine bankacılık endeksinin öne çıktığı bir gün ama dün özellikle akıllı paranın ardından bir miktar diğer endekslerde baskıyı izlemiştik. Gün yine açıkçası bir miktar karmaşık başladı. BIST 100 tarafında daha çok yatay aşağı yönlü ama bankacılık endeksinde yukarı yönlü bir seyir var. Nedir sizin yorumlarınız? Evet, aslında hafta başından beri benzer fiyatlamaları izliyoruz. Pazartesinden itibaren bir iklim oluşturuldu. Burada endeksi yukarı sürükleyen şey bankacılık hisseleri, bankacılık sektörü oldu. Buna eşlik ederek eşlik eden diğer gruplara baktığımızda da işte İş Grubu ve Koç Grubu hisselerinin de bu yükselişe, endeksten pozitif ayrışan gruba eşlik ettiğini görüyoruz. Hafta başına oldukça güçlü başlamıştık ancak dün ve bugün her iki yöne de gün içi yüksek volatilite devam ediyor. Yukarı yönde bir iştah oluşmuyor ancak dediğim gibi endeksten pozitif ayrışanların genellikle seçim öncesi beklentilere yönelik pozisyonlanmaları olduğu herkes tarafından biliniyordur gibi görünüyor diyebiliriz aslında. Haftanın geri kalanında da biz bu yaratılan iklimin devam edeceğini düşünüyoruz aslında. Bugün aslında son iki günde dün pazartesi ve dün aslında oldukça fazla bilanço gelmişti. İlk çeyrek bilanço dönemini artık kapatıyoruz. Burada iyi bilançolar da var. Genel itibariyle aslında kurun yatay kaldığı ilk çeyrekte özellikle sanayi tarafında ciddi anlamda yavaşlamaları görmüştük. Ancak pozitif kalmaya devam eden sektörler de vardı. Ancak mevcut şartlar bilanço fiyatlamalarının gerçekleşmemesini sağladı. Zaten şu an bunun da seçim öncesine denk gelmesi de ekstra oldu. İyi gelen bilançolar da yeterince fiyatlanmadı. Bu da genel anlamda bazı sektörlerde ve özellikle bazı hisselerde iskontoyu arttırdı diyebiliriz aslında. Seçim sonrasına yönelik bu da aslında nakitte bekleyen yatırımcılar için ciddi bir fırsat olduğu anlamına geliyor. Özellikle hangi sektörler iyi diye baktığımızda burada hem seçim sonuçlarından etkilenmeyecek, seçim sonuçları ne olursa olsun işler aynı düzende devam edecek sektörler, hem de ithalat yapan, ağırlıklı olarak dışarıdan ithalat yapıp iç pazara çalışan, perakende ve toptan satış yapan şirketlerin burada öne çıktığını görüyoruz. İyi bilançolar getirdiğini görüyoruz. Bunlara ek olarak havacılık sektöründe iyi bilançolar geldi. Gelen sonuçlar iyiydi. Özellikle ciro tarafında büyümeler oldukça iyiydi. Ve ek olarak sağlık sektöründe yine bu bilanço döneminde öne çıkan sektörler olduğunu söyleyebiliriz. Burada iç pazarda özellikle ithalatçı şirketlerin öne çıkmasının sebebi, kur sabit kalırken içerideki yüksek enflasyona paralel maaş artışlarıyla birlikte ithal ürünü olan alım gücünün erişebilirliğin artmasıyla birlikte hem otomotiv tarafında hem elektronik ürünler tarafında ciddi bir talep oldu. Özellikle burada kurun yükseleceğine inanan bireyseller burada öne çekilmiş de bir talep, taleplerini de öne çekmiş durumdalar. Bu da bu şirketlerin bilançolarına çok net olarak yansımış durumda. Biz bunu çeyrek bilançolarına gördük bu sektörlerde. Seçimden sonraki süreçte baktığımızda aslında Mayıs ayı verilerini görmedik ama Nisan verileri de benzer sonuçlar gösteriyordu. Biz bu iklimin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Yurt içinde artık gelişmeler bu şekilde, seçime girilirken farklı bir fiyatlama olmasını beklemiyoruz. Aslında mevcut iklimin devam etmesini bekliyoruz hafta bitene kadar. Yurt dışına baktığımızda tabii ki orada da son iki gündür biraz Amerika'dan gelecek enflasyon verileri bekleniyor. Burada sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Nisan ayı verileri karşılanacak. Yıllık bazda %5'lik bir enflasyon var. Ancak
olacak. Aylık bazda 0.4'lük bir medyan beklenti var. Burada özellikle çekirdek enflasyon bence fiyatlamalarda belirleyici olacaktır. Çünkü enerji fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel manşet enflasyonda iyi bir geri çekilme oldu. Ancak çekirdek tarafta talebin de yavaşlayıp ekonomiyi soğutacak ve enflasyonu aşağı çekecek bir gelişme olup olmadığını çekirdek tarafta takip edeceğiz. Burada beklentilerin altında kalacak bir veri küresel piyasalarda haftanın sonuna kadar risk iştahını arttırabiliriz de arttırabileceğini düşünebiliriz Çağlar. Araştırma uzmanı Sadullah Çalışır bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi akıllı parada kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından hem piyasaları hem de seçime yaklaşırken dünya ve Türkiye'deki makro görünüm konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz akıllı paraya. Devam ediyoruz. Son dakikamız var. Sizler de ekranda görüyorsunuz ama Türk Exim Bank 522 milyon euro, 54 milyon dolar ve 325 milyon yuan sendikasyon kredisi aldı şeklinde. Biz de tekrar dile getirelim sizlerin ekranlarda görmüş olduğu bu son dakikayı. Ve çok değerli konuğumuz TEB Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Sayın Pınar Uğuroğlu Delice'ye gidelim. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi dünyada ekonomik aktivitenin hızlandığı, enflasyonun yükseldiği ya da zayıfladığı birçok belki de kombinasyonla bir araya getirebileceğimiz dönemlerde biz doların güçlenişini ya da ezber olarak alıştığımız şekilde tam tersine zayıfladığı süreçleri takip ettik. Özellikle eski alıştığımız denklemlerin sürmediği bir ortamda. Şimdi 2022'de enflasyonla beraber doların da zirvelerini geride bıraktığını görüyoruz. 2023'te şu an ekonomik aktiviteyi ve para politikayla beraber enflasyonu düşündüğünüzde dolardaki yılbaşından itibaren zayıflamanın sonuna geldik mi sizce? Bu çok zor bir soru. Keşke bilebilsem. Şimdi bence Amerikan ekonomisi Buffett'in çok ünlü deyişiyle veri bağımlı olmaya devam ediyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi veriler birbiriyle uyumlu, ne resesyon ne de büyüme anlamında uyumlu bir coherent bir data seti yok elimizde. ADP rakamları çok iyi geldi. Ondan önce JOLTS rakamı oldukça kötüydü. İşte bir önceki enflasyon rakamı aslında 0.1'di. Amerikan enflasyonu için konuşuyorum aylık bazda. Ama çekirdek enflasyon yüksek olmaya devam etti. Şimdi bugün de hem çekirdek hem de manşet enflasyonu takip edeceğiz Amerika'da. Çok çok önemli bir veri. Piyasalar aslında manşetten ziyade çekirdek enflasyona fokus olmuş durumda. Şimdi enflasyon trendinde özellikle manşet enflasyonda bir düşüş var. Fed de son toplantısında aslında faiz artışlarının sonuna geldiğini de söylemiş oldu. Yani doların güçlenmesi için bizim görmemiz gereken ortam aslında Fed'in nispeten daha şahin duruşunu sürdürdüğü ama enflasyonun belinin kırıldığı özellikle çekirdek enflasyonda ciddi bir zayıflama gördüğümüz bir Amerikan datası olması lazım. Ve bunun da aslında resesyon göstergesi olabilecek datalarla da görmememiz lazım. Yani aslında çok zor bir iş yapmaya çalışıyor Fed. Hem enflasyonu %2 patikasına geri çekmeye çalışıyor hem de bunu yaparken ekonomik büyümeye zarar vermiyor. Özellikle istihdama zarar vermemeye çalışıyor. O yüzden Amerikan dolarındaki volatil trendi ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü veriler bize ne resesyon öngörüsü veriyor ne de enflasyonun hakikaten çok ciddi bir şekilde kırıldığı öngörüsünü veriyor. Şu ana kadar benim okuyabildiğim kadarıyla tabii Amerikan ekonomisi konusunda ben bir uzman değilim ama gördüğüm kadarıyla böyle. Bu böyle olunca da hem Amerikan dolarına hem de aslında S&P'ye dar bir bantla hareket eden bir piyasa görüntüsü çiziyor Amerikan piyasaları. Burada belki dikkat etmemiz gereken ki Amerikan dolarının sağlığını etkileyecek olan en önemli unsur bankacılık sektöründe devam eden kriz. Geçen hafta birkaç banka, üç küçük banka özelinde de piyasalar çalkalandı. Fed'den aslında daha güven verici sinyaller geldi Amerikan bankacılık finansal sistemin sağlığı konusunda. Ama Amerikan finansal sistemi bizimki gibi değil. Çok fazla irili ufaklı bölgesel bankası var. Buradaki kriz, Amerikan bankacılık sektöründeki kriz tamamen bittiğine Moody inanıncaya kadar
Bunu nasıl yaparlar bilemiyorum. Belki mevduat sigorta rakamlarını arttırabilirler. Belki ekonomik büyüme daha hızlı cereyan eder ve hakikaten Moody'ler o para çekişlerini durdururlar Amerikan küçük bölgesel bankalarında. Ama o sistemin aslında geride kalması gerekiyor. Bizim ardımızda kalması gerekiyor ki hem Amerikan ekonomisi bir rahat nefes alsın, hem Amerikan doları rahat nefes alsın diye düşünüyorum. Uzun bir cevap verdim ama aslında hani bekleyip göreceğiz de gelmiş oluyor aslında. Estağfurullah Pınar Hanım, tam da aslında uzun ve detaylı yanıtlara ihtiyacımız olan zaman dilimindeyiz. Çok kıymetli görüşleriniz. Yani buradan da konuyu şuna getirmek istiyorum açıkçası. Şimdi para politikalarıyla enflasyonda kat edilebilen mesafe bir miktar, işte yılın artık yarısına yaklaşıyoruz. Bir gevşeme getirdi diyelim. Ama öte yandan da siz de vurguladınız. Bir yandan da ekonomilerin tırnak içerisinde durmasının önüne geçilmesi konusu var. Şimdi son dönemde siz de takip ediyorsunuz. Şöyle bir konsensüs ortaya çıktı. Tamam, özellikle Amerika ekonomisi resesyona girmeyecek ama sert bir iniş yapacağız. Yani dinleyenlerimiz için Pınar Hanım, sert iniş nedir tam olarak? Özellikle dünya ekonomisi için sert iniş ne anlama gelir? Türkiye'yi de belki anlatmak istersiniz bu esnada. Yani şimdi aslında resesyon, teknik resesyon iki datanın, iki çeyreklik birbirini takip eden datanın negatif büyüme göstermesi. Biz buna resesyon diyoruz. Dolayısıyla sert iniş şu, büyüme devam edecek. Ama dolayısıyla küçülmeyecek, biz negatif bir data görmeyeceğiz. Ama Amerikan ekonomisi 2022'de kaydettiği ivmeden daha aşağı bir platoda büyüyecek. Dolayısıyla bu büyümenin daha normalleşmesi anlamına gelmiş oluyor. Biraz şöyle bir şey de var tabii, 2022 ekonomiler gereğinde 2021, yani Covid sonrası dönemde hızlı toparlanan bir ekonomik global konjonktür görmüştük Asya dışında, Çin dışında. Şimdi aynı şey aslında Çin'de böyle V-tipi bir toparlanma olacağını düşünüyoruz. Geçen araba dataları da aslında bunu kanıtlıyor. Ama Amerikan ekonomisi o Covid'in yarattığı anomaliyi geride bıraktı. 2022'de şimdi daha normal patikada, istihdam da bozmayacak. Bu doğal işsizlik oranının çok üzerine çıkmayacak bir şeyde büyümesi lazım gibi bir görüş var. Global piyasaların hoşuna gidebileceği bir senaryo bu. Resesyon yok, enflasyon başını eğdi, büyümede normalleşme var. Şimdi bizim tarafta bir önceki yayında da bahsettiğimiz imalat sanayi verileri, bizim tarafta aslında ekonomik büyüme momentum oldukça hızlı başlamıştı yıla. Ve çok korkunç bir deprem felaketiyle sarsıldık, hala yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Fakat organize sanayi bölgelerinin, depremden etkilenen illerimiz içerisinde organize sanayi bölgelerimizin nispeten daha az hasar alması sayesinde Şubat ayında imalat sanayimiz bir önceki Ocak ayına göre daralırken Mart ayında hızlı bir toparlanma içine girdi. Aslında aylık bazda ciddi toparlanma var. Biz yıllık bazda karşılaştırıyoruz imalat sanayi göstergelerini ama aylık bazda aslında Mart rakamları oldukça pozitif. İşte öncü gösterge olarak PMI göstergeleri var biliyorsunuz. PMI endeksleri de Nisan ayında 51'in üzerindeyiz. 51,5'a geldik. Yani 50 seviyesinin üzerine geldik. Kredi kartına baksanız, elektrik tüketimine baksanız aslında Türkiye'de çok ciddi bir Şubat'ın ilk iki haftasında yaşanan ciddi inişten sonra bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ekonomik momentum bizde Ocak'ta çok hızlı başlamıştı. Depremin etkilerini hızlı atlattık ve o momentumun devam ettiğini görüyoruz. Bu enflasyon için iyi bir haber mi, kötü bir haber mi, bunu göreceğiz. Çünkü gıda tarafında imalat sanayi rakamları iyi geldi ama gıda tarafında aslında gıda sanayi çok toparlanamamış da görüyoruz Mart ayında. Ve bizim enflasyon sepetimizin önemli bir kısmı gıda olduğu için o bölgelerde gıda havzası olduğu için, depremden etkilenen 11 ilimizde gıda havzaları olduğu için bu ne anlama geliyor göreceğiz. Enflasyon üzerinde, gıda enflasyonu üzerinde kalıcı bir katılık görebiliriz önümüzdeki dönemde. Yoksa bizde de Amerika'da olduğu gibi enflasyonda zirveyi biz Ekim-Kasım aylarında gördük. Aynı Amerika'da olduğu gibi onlar da zirvelerini Ekim-Kasım aylarında görmüşlerdi 2022'de. Ondan sonra baz etkileriyle, daha yumuşayan fiyatlama davranışlarıyla düşen, işte 43'lere kadar gelen bir enflasyon ortamı görüyoruz. Büyümemizden çok feragat etmeden. Ama 43 bile çok yüksek bir rakam. Alıştığımız son 10 yıllık, son 5 yılın
ortalama enflasyon rakamlarının çok üzerinde. Bizim bir noktada seçimden sonra enflasyon konusunu daha ciddiyetle ele almamız gerekecek gibi görünüyor. TEB Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Sayın Pınar Uğuroğlu delice bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz Pınar Hanım kıymetli görüşleriniz için. Şimdi de akıllı parada yine kısa bir araya gideceğiz. Aranın dönüşünde çok beklediğimiz ABD enflasyon verilerini karşılayacağız. Tekrar hoş geldiniz akıllı paraya. Reklamdan dönüşte veriyi karşıladık zaten. Beklentilerden de aslında tırnak içerisinde piyasalar ve Fed adına bir nevi önemli bir veri geldi. Yıllık enflasyon 4,9 olarak gerçekleşti. Şu anda çekirdek veriyi de görüyorsunuz. 5,5 olarak. Önceki veri 5,6 idi. Aslında 5,5'un hikayesini konuşur vaziyetteydik. Çünkü bilhassa konut tarafını ele aldığımızda, konut fiyatlarını dışarıda bıraktığımızda temel ihtiyaçlara erişim fiyat anlamında ABD tüketicisi için öyle çok mesafe kaydetmemiş gibiydi. Şimdi bunları da Bloomberg KT araştırma analisti Burcu ile konuşuyor olacağız. Burcu, sen İstiyorsan veri öncesindeki genel görünümden bahset. Ben aralara girip sana detaylardan da söz edeceğim. Bu veride öne çıkan. Evet, şimdi daha önceki enflasyon rakamlarında birinci ve ikinci ev taşıtların hep yüksekliğinden konuşuyorduk ve konut piyasasının yüksekliğinden yine bahsediyorduk. Fakat konut piyasasında hem kira tarafında hem konutlar tarafında bir soğumadan söz etmek mümkün. Kiraların da düştüğünden ve konut fiyatlarının de düştüğünden de söz etmek mümkün. Burada dikkat çekici ve Fed'in de dikkat çektiği kalemlerden bir tanesi mal ve hizmet tarafıydı. Buradaki enflasyon yapışkan ve yukarı şekilde seyrediyordu. Bunun nasıl olduğu ve nasıl ilerlediği alt kırımlarda birazdan terminlerde de bakmaya çalışıyoruz ama 4.9 manşet rakamın bir miktar gerileme kaydetmesi Fed'in bundan sonraki enflasyon verilere bakacağız ve veriler bizim için oldukça önemli olacak demişti. Dolayısıyla bir sonraki Fed toplantısında enflasyonun manşet rakamda ve çekirdekte de düşmüş olması bir miktar olumlu olacaktır. Yapışkan diyorduk çekirdek için hala yüksek seyretmeye devam etse de en azından gerilemesi olumlu diyebiliriz Çağlar. Burada tabii aslında bir de ben şuna değinmek istiyorum. Enerji fiyatlarının düşüklüğünden aslında enerji fiyatlarının düşüklüğünden enflasyonun da bir miktar hala düşük hızda seyrettiğini veya en azından artma hızının oldukça yavaşladığını söylemek mümkün. Bunun aslında Haziran'da baz etkisinin kalkacağını bir sürede söylüyoruz. Haziran'daki baz etkisi kalktığında bu enerji fiyatlarındaki düşüklük evet devam edecek ama baz etkisi şimdiye kadar çok enflasyonu düşüş anlamında hızlı belki aşağıya doğru gerilediğini gördük. Yani onlardan 5'lere kadar gelen bir enflasyon gördük. Bunun sonrasında yani 5'lerden artık 4'lere inmesinde aynı hızla olacak mı? Buna tabii dikkat etmek lazım. Ben bu kadar aynı hızla olabileceği konusunda çok emin değilim en azından bundan sonrasında. Dediğim gibi baz etkisi de burada belirleyici olacak. Ona da bakacağız. Piyasa etkisinden de bahsedelim hemen dilersen bakalım. Seninle birlikteyken. Hemen 2 yıllıklar 4.05'lerden %4,05'lerden 3.95'lere. 10 yıllıklar zaten çok artış şeyine katılmamıştı tahvil faizlerinde ama o da 3.46'lara geriledi. Euro-Dolar paritesi de çok bir değişim yok. Spot dolar endeksinde, Bloomberg dolar endeksinde bir miktar hareketliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Ons altın ve ons gümüş, hatta ons gümüş %1 civarında değer kazandı Burcu. Bitcoin'de tekrar 28 bin doların üzerine geldi. Oldukça hareketli bir piyasa var. Bununla ilgili de kısa yorumunu alalım istiyorsan detayları konuşacağız. Evet, risk iştahını genel anlamda artıran bir veri oldu. Burada aslında şunu söylemek lazım. Biz Haziran'da FED faiz artırır mı, artırabilir mi? Tamamen aslında galiba bu veriyle birlikte rafa kaldırmış olduk. Bundan sonra terminalde Eylül ayı için, Eylül'den sonrası için FED faiz indirebilir mi? Olasılıklarının ne kadar arttığını birazdan terminalden bakarız seninle de birlikte. Muhtemelen oradaki artık Eylül'deki faiz indirimi %60'lar, 70'ler civarında yükselmiştir diye düşünüyorum. Yıl sonuna doğru olacak faiz indirim beklentisi artık neredeyse muhtemelen %90 ve üzerine kadar yakınsamıştır. Buradaki hikaye aslında artık FED pause'a tuşuna basmadım, belki bekliyorum biraz daha demişti ama şu veri aslında artık ben Fed'in Haziran ayında faiz artırmasına gerek kalmadı. Hatta yıl sonuna doğru da artık faiz indirecek beklentisini kesinlikle fiyatlar oldu.
çok ana temel bir yorum oldu. Bakalım öyle olacak mı? Bloomberg KT araştırma analisti Burcu Kıratlı bizlerle birlikteydi. Şimdi yine çok kıymetli konuğumuz Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, danışmanı özür dilerim, Mehmet Aşçıoğlu. Sayın Mehmet Aşçıoğlu. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey, sıcağı sıcağına araştırma analisti Burcu Kıratlı'yla da yorumladık ABD enflasyon verisini. Size de son sohbetimizde Fed'den uzun uzun konuşmuştuk aslında. Resesyona girmiyor ABD ekonomisi konsensüsü var ama sert iniş olacak beklentisi. Biz de üzerine 5'lik manşet veriden bir miktar daha aşağıda 4,9'luk manşet veriyi karşıladığımız ABD enflasyon verisi var. Nasıl sizin yorumunuz bu konuda? Tabii beklentileri fazlasıyla karşıladığı gibi beklentilerin ötesinde iyi bir veri olarak değerlendirilecek bu. Tabii ki enflasyonda da düşüş eğilimin önümüzdeki dönem içinde devam edeceği beklentilerini körükleyecek. Şimdi tabii özellikle Amerika'da ya da Avrupa'da enflasyon kontrolü bu özellikle sıkılaşan para politikasıyla daha da kolaylaşmış gibi görünüyor. Tabii neticede faizlerin yukarı gitmesiyle özellikle bono tarafında zarar eden bankaların da batabildiğini de gördük. O ayrı bir mesele. Ama Fed'in başından beri söylediği birincil amaç enflasyonun kontrolü, fiyat istikrarı. Ondan sonra da tabii ki ölçülü büyüme kararı doğrultusunda hareketinde de devam ettiği çok aşikar ve görünüyor. Şimdi bundan sonrasında muhtemelen artık faiz artırımlarının sonuna geliyor olacağız. Zaten öyle bir beklenti vardı ama bir sonraki toplantıyla bu daha da hakim olacak. Belki son bir 0.25 puanlık bir faiz artırımı gelir ki o aslında şimdi ortaya çıkan yıllık enflasyonla reel faiz getirisi, geliri imkanı yaratır. Ondan sonrasında da tabii ki başta bono oranları olmak üzere faiz oranlarının aşağı çekilmeye başladığı, Fed'in de bu vesileyle belki de faiz artırımlarına son verdiği bir ortama doğru geçiş sağlanır. Yani artık ona çok yakınız diye bana düşündürtüyor. Ve bunun tabii piyasalarda yansıması olur. Özellikle son dönemde borsalara, Amerika'da borsalara ilişkin, faiz kararından ya da resesyondan müstesna oldukça fazla dinlendirilen, özellikle şirketlerin, aşırı değerlenmiş şirketlerin hızlı bir düşüş yaşayabileceğine dair çok fazla yorum var. Ama faiz artırımı sürecinin bittiği bir ortamda ve borsalar üzerinde, özellikle Dow Industrial üzerinde baskı da kalkabilir. Borsaları bundan sonra negatif etkileyecek bir şey varsa da o da ola ki karlarda görece geçtiğimiz yıla ya da geçtiğimiz dönemlere göre bir geri çekilme olursa onun fiyatlanmasını görürüz. Onun dışında faiz artırımının sonuna gelindiği yerde ben Amerikan borsalarında da negatif bir reaksiyon beklemiyorum. Mehmet Bey, şimdi taze taze enflasyon verisini karşıladık. Yani tam Fed konuşulacak zaman ama ben yine biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Çin büyümesiyle ilgili özellikle burada da yenice ihracat verilerini karşıladık ama ithalat Türkiye ya da dünyada birçok örnek sıralayabiliriz buna. Dünyanın birçok ülkesinde geriler vaziyette. Konuyu hiç deglobalizasyona getirmeyeceğim ama Çin'in sıfır Covid sonrasındaki dönüşünün öyle çok da iyimser baz alınmaması gerektiğine dair yine orada da bir konsensüs görüş öne çıktı. Burada da yönetmenimiz Mert Genç'ten rica edeyim. Bir süredir Çin'in yukarı yöndeki büyüme performansının 2023'te revizesi var ama Çin'in potansiyelinin çok altında. Bu sene ekonomik aktivite özellikle gelişen ülkeler tarafından yine bir şekilde kurtarılabilir vaziyette mi sizin görüşünüze göre? Bu yıl zor. Yani kendi ölçeğimizde kendimizden örneklersek şöyle ki özellikle artan fiyatlara mevcut kazançlar seviyesinde yetişmek mümkün değil. Şimdi tabii ki özellikle talebi harcama istidadı ve yeteneği yaratıyor. Orada da o yetenek dünyada da Türkiye'de de törpüleniyor. Çünkü kazançlar maalesef mal ve hizmet fiyatlarına yetişemiyor. Görüntü o. Tabii burada kazanç eğer belli bir oranda artamıyorsa muhakkak ki bütçeler içinde kişisel harcamalarda
tasarruf daha çok harcamadan kısarak yaratılıyor. Bence 2023 yılına kadar başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede de bu cereyan ediyor olacak. Avrupa'sı, Amerika'sı ya da Uzak Doğu'su fark etmeksizin. Tabii bu da var olan durumda mal ve hizmet üretiminde üretilen mal veya hizmete olan talebin bir miktar azalmasına muhakkak sebebiyet verecek. Bu tabii ki kesinlikle eksi bir değer yaratmayacaktır ama en azından büyümenin, daha da büyümenin önüne geçecek bir faktördür. Zaten onun için de resesyon sürekli dillendiriliyor. Bu konu bence 2023 yılı sonuna kadar devam eder. Amerika'da tabii ki her şey Amerika'da faiz artırımıyla başlamıştı. Faiz artırımlarının bitmesi neticesinde özellikle orada talebin ne yönde evrileceği ve şekilleneceği önemli olacaktır. Çünkü orada olası tüketici tavrı özellikle dünyaya da muhakkak bir takım yansımalar yaratacaktır. 2023 sonuna kadar ancak netleşebilir. O süreye zarfında da ben özellikle talep tarafında bir genişleme açıkçası beklemiyorum. Biraz evvel söylediğim kişisel harcamaları sağlayacak bütçe denkleminde kazançların artamayacağı savıyla. Mehmet Bey, bu ortamda, bu kadar karmaşanın olduğu bir ortamda altın ve gümüş kendini hisse senedi piyasasından ayırdı. Ki ilk çeyrekte hisse senedi piyasası için küresel tarafta da olumlu konuşuyorduk. Belki dahil etmek istersiniz ya da istemezsiniz ama Bitcoin'de de sene başından beri harekete, ki geldiği dip seviyelerden yine hareket olarak bakarsak. Burada bir nevi bir hedge mekanizması oluşturdu gibi bir açıkçası cümle kullanabiliriz herhalde. Şu anda artık son ABD enflasyon verisi, Fed'in bundan sonra ne yapacağını göz önüne alırsak, altın, gümüş ve isterseniz konuşabilirsiniz Bitcoin'deki bu görünüm sene sonuna kadar yatırımcı psikolojisi de sürer mi sizce? Bitcoin hızlı para kazanmada en manipülatif araç. Yoksa çok önemli bir değer ifade ettiği ya da hedging mekanizmasında önemli bir yer tuttuğu için değil. Bitcoin'i baktığınızda altcoin'lerden ya da diğer hemşehrilerinden ayıran şey manipülatif olması. Siz de biliyorsunuz, var olan durumda piyasadaki miktarı artamıyor. Zaten bizim erişebildiğimiz bilgilerde 2 ya da 3 tane yatırımcı grubunun elinde de ciddi pozisyon var ve bunlar bunun fiyatını manipüle ediyorlar. Manipülasyon ve spekülasyon dünyanın gerçeği. Bunun en geniş halinde Bitcoin üzerinde hemen hemen her fiyat hareketinde yaşıyoruz. Biraz özellikle Amerika'da para kaynaklı gelişmeler değerli metallerin ve yine kripto paraların lehine döndüğünde de bunu asla ve asla değerlendirme konusunda fırsatı kaçırmıyor. Bitcoin'de yaşanan şey bu. Yani ne zaman gerçekten bir değer ifade eder bir kripto para? Bir rezerv para artık niteliğini yitirir ve dünyanın önemli ülkelerinden biri rezerv para olarak kripto bir değeri, tamam ben artık bunu kullanacağım diye kabul eder o zaman, ama bu El Salvador ya da bir başka ülke değil, gerçekten dikkate alınacak bir ülke. Şu an böyle bir hadiseyle özellikle kripto para tarafında yükseliş olduğunu görmüyoruz. Tam tersi, evet, özellikle faiz artırımı bitti, para tekrar bollaşır, rahatlar. Bu durumda coinlerde çok fazla düşmüştü. Burada bir muhakkak bir tepki olur, hareketi yaşanıyor. Bu orijin noktası bu. Değerli metaller tarafında altın ve gümüşe gelirsek, özellikle altına gelecek olursak, aslında emtianın değerlendiği yerde özellikle pandemiden sonra altında da bir değerlenme beklenirdi. Ama olmadı. Nedeni de şu oldu. Özellikle pandemi döneminde ülkelerin ekonomileri zorlanıyorken, evde insanlar oturuyorken ekonomiler zorlandı. Özellikle parasal ihtiyacın, bütçelerde parasal ihtiyacın karşılanması için benim gördüğüm spotta altın rezervinden epey paraya dönüş oldu. Bu yüzden de ons altında bırakın yukarı gitmeyi, o dönemde düşüş yaşadık, gördük. Başlangıçta 2000 dolarlara yakın seyreden, 1900 doların üzerinde seyreden ons dolar bir ara 1600 dolar seviyelerine kadar da geri çekildi. Hatta daha aşağısı konuşuldu ki o saçmaydı. Sonrasında da özellikle faiz artırım ortamının bitecek olması beklentisiyle
yine yukarı yönlü bir hareket gördük. Ama bence orada da temel sebep şuydu. Özellikle son bir yılda altındaki baskının en önemli sebebi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Rusya'ya uygulanan ambargo. Ben şuna inanıyorum ki Rusya tarafından epeyce spota altın sürüldü ve bu da o dönemde baskı altında bıraktı. Şimdi görünen o ki artık o baskı unsuru bu son para politikası beklentileriyle ortadan kalkmak üzere ve altına da bir talep oluştu. Faiz artırımları biterse bir müddet daha ben devamını beklerim. Çünkü çok uzun zamandır altında baskı var. Muhtemelen biz %10-12 arası bir hareket daha görürüz diye düşünüyorum ons dolarda. Tabii ki gümüşle altın aynı kefeye koymuyorum ama birinde bir hareket olduğunda öbürü diğerini muhakkak takip ediyor. Her ne kadar bakıldığında endüstriyel bir meta gibi görülse de gümüş. Orada da altında eğer bu hareket olursa uyumlu bir hareket görürüz. Ama benim oradaki tahminlerim uçuk kıçık fiyatlar değil. Bir noktadan sonra muhakkak altın tarafında da yine realizasyonlar olur. Çünkü özellikle yaşanan yoğun enflasyon süreci ve ekonomilerin, dünya ekonomilerinin zora girmesi sürecinde hala belirgin bir düzelme, hadi ince bir düzelme olacağı yok. O sebeple de özellikle elinde altın rezervi tutanlar yükselen fiyatlarda altında bunu nakde dönmek için fırsat olarak da kullanırlar diye düşünüyorum. Mehmet Bey, artık son 5 dakika hisse konuşmanın zamanıdır. Şimdi hep Borsa İstanbul'daki kısa ya da orta vadedeki hareketlilikleri konuşur vaziyetteyiz ama bugün sizinle sohbetimize ben MSCI'da geçen sene sık sık Türkiye Endeksi pozitif Iris diye gösterdiğimiz grafiğin sene başına itibaren bu seneki görünümünü hazırladım. Hepsinin negatif ayrıştığı dönemde bir tek Türkiye ile tırnak içerisinde beat edebilen Güney Amerika endeksiydi. Bu senede diğerlerinin yatay görünümünün aksi negatif ayrışan sadece Türkiye. Şimdi seçime de birkaç gün kaldı. 3 gündür bankacılık endeksini konuşur vaziyetteyiz. Sizce küresel bir bakış açısıyla da bakacak olursak Türk varlıklarının herhangi bir senaryoda cazibe yaratma ihtimali var mı tekrardan? Yani Türk varlıklarının topyekun cazibe yaratma imkanı yok ama seçici olmak kaydıyla muhakkak var. Türkiye'de özellikle dünyada benzerleriyle yarışacak firma sayısı çok. Bunlara ben kısaca majör borsada işlem gören şirketler diyorum. Zaten şu an seçime giderken onların bir kısmının ayrıştığını görüyoruz. Her ne kadar Ocak'tan itibaren başlayan negatif seçim fiyatlamasında bütün şirketler değer yitirip yatırımcısına Aralık ayından itibaren para kaybettirse de bazı şirketlerin seçime giderken ayrıştığı dikkat çekiyor. Tabii burada seçim neticesine göre de kümelenme ve yapılanma var. Seçimler o şekilde benim gördüğüm. Seçimden sonra ama daha da belirginleşir. Burada özellikle bizim sanayi şirketlerimiz, holdinglerimiz, tabii ki bankalar, bankacı sektör karları biliyorsunuz 3 aylık bilançolar tamam göreceli bakıldığında bir önceki çeyreğe göre aşağıda olabilir ama aslında beklenenin nafakinde iyi geliyor bu seneki beklentilerin nafakinde. Ki belli ki bankacılık sektörü bu senede kar üretmeye devam edecek. Onun için de belli grup sektörlerin muhakkak ki seçimden sonra ayrışacağını ve endekste de bunların etkili olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Hatta öyle şeyler olabilir ki endeksin yapısı da değişecektir. Endeks tekrar yukarı gidebilir ama bunu 2022'deki rally'den farklı şey olacak. Endeks yukarı gitse bile pek çok hisse senedinin fiyatında endeks kadar ki yükseliş göremeyeceğiz. Bazı şirketlerin de belki fiyatları baskı altında kalacak. Çünkü 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere yaşanan rally bence bitti, sona erdi. Bir benzerini çok kısa vadede artık Türkiye'de, Türk borsasında yaşama ihtimalimiz yok denecek kadar az diye düşünüyorum. Mehmet Bey, son bir dakika. Burada da açıkçası seçim sonrasında pazartesi sabahı herhangi bir senaryoya kişi ve kurumlar ne kadar hazır sizin görüşünüze göre? Özellikle kur ve borsa tarafında. Öyle bir hazırlık yok ama özellikle kurdaki yükseliş ihtimallerine hazırlık çok gördü.
hem bireysel taraftan hem de kurumsal taraftan çok açık. Türkiye'deki tasarrufların, tasarruf edebilenlerin tasarruflarının %80'in üzerinde bir oranla döviz bazlı yatırımlara döndüğü dikkat çekiyor. Başta kur korumalı mevduat olmak üzere. O sebeple bireylerin fazlasıyla olası risklere hazır olduğunu söyleyebiliriz. Ama borsa tarafında bir hazırlık yapmak ya da hazır olmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bu ancak seçimden sonra, seçimin sonucunda ortaya çıkacak para ve ekonomi politikalarıyla şekillenecek. Seçimin sonucu bunu belirleyecek. Artık bunun kararı ya da stratejisi pazartesiden sonra çokça konuşulacak ve bu doğrultuda yön oluşturulmaya çalışacak stratejik konuşmalar yaratacak, bize bir sürü madde yükleyecek hadise olur diye düşünüyorum. Taciler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikteydi. Üstad çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim çarşamba günü de akıllı paranın sonuna geldik. Perşembe ve cuma günleri akıllı parada tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.